Ortası devam ediyor değerli izleyenler. Basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkan Vekil Engin Altay ve beraberinde CHP Milletvekilleri Atilla Serter ve Deniz Yavuz Yılmaz vardı. 3 vekil basın toplantısı düzenledi. Elbette HDP'ye yönelik bu saldırıyı, HDP İzmir İl Binası'na yönelik bu saldırıyı kınıyoruz diyerek başladı sözlerine Engin Altay. Ardından Meclis Başkanı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla dün yapmış olduğu görüşmeye değindi. 20 günlük bir sessizlik var dedi. Biliyorsunuz Sedat Peker'in iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başka bir iddia ortaya atmıştı. O da 10 bin dolar alan siyasetçi. İşte bu konuda neden halen savcılar göreve, savcı arıyoruz dedi. 6500 savcıdan bir cesur savcı arıyoruz dedi Engin Altay. Ve bunun dışında bunlar sır değil, halk soruyor dedi. Temiz eller operasyonu için geç bile kalındı ifadelerini kullandı. Şimdi yeniden İzmir'e döneceğiz. İzmir'de biliyorsunuz il başkanlık binasına bir saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde Deniz Poyraz isimli bir kadın hayatını kaybetti. Şimdi muhabir arkadaşımız Eda Eren orada ama ondan önce saldırganın fotoğrafları düştü gündeme. Hemen ekrana taşıyalım. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada bu şahsın bir sağlık çalışanıyken istifa etmiş bir kişi olduğu anladık. OG kod isimli bir kişi. Bu kişi İzmir İl Binası'na giriyor ve tabancayla ateş ederek Deniz Poyraz isimli genç kadını öldürüyor değerli izleyenler. İl binası önünde Deniz Poyraz'ın ailesi, yakınları da var. Evet, bu arada bir sıcak gelişme, bir son dakika bilgisi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Sabit tutuldu faiz. Para politikası kurulu %19 olan faiz değişmedi. Bir önceki toplantıda da benzer bir karar alınmıştı. Tekrar edelim, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı değerli izleyenler ve faiz sabit kaldı. Para politikası kurulu %19 olan faizi değiştirmedi. Faiz oranı %19 olarak devam edecek. Çok fazla sıcak gelişme var. Şimdi İzmir İl Başkanlığı önüne gidelim. Deniz Poyraz isimli öldürülen genç kadının ailesi oradaydı. Baygınlık geçiren bir yakını da var. Hem son bilgileri alalım. Eda Eren, sendeyiz. Neler aktaracaksın bize an itibariyle? Merhaba yeniden Begüman Aydoğan. Hala İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP il binasının önündeyiz. Gitgide burada kalabalık artıyor. Kısaca bugünkü saldırıyı özetlemek gerekirse saat 10-11 sularında bir saldırgan HDP il binası içerisine girerek 3 el ateş açarak maalesef ki oradaki bir görevlinin ölümüne sebep oldu. Bu arada biliyorsunuz ki HDP MYK üyesi Mahfuz Bey'in bir açıklaması olmuştu. Orada dikkatimi çeken bir cümle sonrasında bir araştırmada bulundum. Aslında vefat eden Deniz Poyraz'ın burada görevli olduğu değil, annesinin görevli olduğu ve o gelemediği için onun yerine binada o sırada görevli olduğu söylendi Begüman Aydoğan. Bu da son gelişmelerden ve araştırmalarım sonucunda ulaştığım bir bilgi. Aslında Deniz Poyraz normalde orada görevli değilmiş, annesi görevliymiş ve onun bugün burada olamaması sebebiyle kendisi onun yerine nöbet tutarken maalesef ki saldırgan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. HDP il binasının camları kırıldı yine bu saldırı sonucunda. Bu arada burada o sırada geçenler saldırganın aşağı indiğinde onunla beraber bir kişinin daha kaçarak bu bölgeden uzaklaştığını söyledi. Bu net bir bilgi değil. Burada o sırada buradan geçen bir beyefendi, kızıyla birlikte geçen bir beyefendi, ben kaçan bir kişinin daha olduğunu gördüm dedi. Bu sadece bir iddia. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ailesi maalesef çok öfkeli ve çok zor durumda. Annesi Behice Poyraz ve babası Abdullah Poyraz da şu anda alandalar ve çokça yakını geliyor. Bu arada Deniz Poyraz'ın 25 yaşlarında bekar olduğunu öğrendik. Ve Mardinli, Mardin'in İlçeyi şu anda hatırlayamadım ama Mardin'de olduğunu biliyoruz Deniz Poyraz'ın. Evet, Ömerli. Şu anda aldığım bilgiler karşımda. Ömerli olduğunu öğrendik. Şimdi burada bu arada zaman zaman protesto sesleri yükseliyor. Zaman zaman tartışmalar yaşanıyor emniyet güçleriyle. Bu arada az önce de cenaze aracı buradan ayrıldı. Deniz Poyraz'ın maalesef ki cansız bedeni buradan götürüldü. Begüman Aydoğan.
Biz bugün gerçekleştirdiğimiz röportajlar içerisinde İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu bunun bir provokasyon olabileceğini söyledi. Ancak bununla ilgili de tabii ki resmi ve net bir açıklama henüz yok. HDP il yönetimi de aynı açıklamada bulundu. Bu arada Mahfuz Bey'in MYK üyesi, HDP MYK üyesi Mahfuz Bey'in, Mahfuz Güleryüz'ün açıklamalarında zaman zaman siz de ekrana getiriyorsunuz. Tele1'e özel benim gerçekleştirdiğim röportajda bunun ciddi bir provokasyon olduğunu, bununla ilgili emniyete uyarıda bulunduklarını söyledi. Bu aslında göz göre göre bu ölüm geldi dedi. Bizi öldüreceklerini biliyorduk dedi. Ve maalesef ki uyarıların karşılık bulmadığını, şimdi de bu saldırının bu yüzden gerçekleştiğini söyledi. Mahfuz Güleryüz'ün röportajı dikkat çekiciydi. Bu saldırılarında devam edebileceğini söylüyor. İktidarın ve hükümetin onları koruması gerektiğini, HDP partisini koruması gerektiğini, bu ülkenin onların da insanlı olduklarını söyleyen açıklamalarda bulundu. Gelişmeleri takip ediyoruz. Şu anda alandayız. Kameraman arkadaşım Fatih Çakmak biraz alanı göstermek gerekirse ciddi bir kalabalık söz konusu. Burada bu binada şu anda olmayan ancak normalde görevli olan birçok HDP'linin ailesi ve yakınları da alana geldiler. Acaba yaralı olabilir mi? Kuşkusu endişesiyle de yakınlarından haber almaya çalışanlar da burada. Özellikle annesi çok üzülerek ve acıyla yüksek sesle bazı söylemlerde bulunuyor. Yeter yakamızdan düşün, denizler ölmez sözleriyle sesini yükselterek alanda acısını yaşıyor. Bu arada saldırgan OG isimli saldırganla da ilgili bazı iddialar var. Suriyeli olabileceği söyleniyor. Ancak bu net bir bilgi değil. Sosyal medyada elinde silahla Suriye'de çekilmiş fotoğrafları olan OG isimli bir şahsın bu saldırıyı gerçekleştirebilmiş olabileceği söyleniyor. Çevrede şu anda en çok konuşulan konu bu Begüman Aydoğan. Saldırganın bir Suriyeli olabileceği, esmer 35 yaşlarında birisi olabileceği söyleniyor. Ancak bu sadece bir şu anda iddia. Resmi ve net bir açıklamaya bu konuda sahip değiliz. Ancak şu anda herkesin elinde telefonda sosyal medyadaki o kişinin görüntüsü mevcut bu alanda. Doğru olup olmadığı kanıtlanmaya çalışılıyor. Suriye'de çekilmiş fotoğrafları mevcut elinde silahla. OG isimli şahsın. Ancak saldırıyı gerçekleştirenin o olup olmadığı henüz bilinmiyor. Emniyet güçleri hala incelemeye devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde Çankaya'da emniyet güçleri emniyet şeridiyle karayollarını kapattığı için birçok caddeye şu anda ulaşılamadığı için bu çevrede yoğun da bir trafik söz konusu. Basmane, Alsancak ve Konak ilçesi kilitlenmiş durumda. Alana daha fazla partili de gelmeye başladı bu arada. İzmir İl Eş Genel Başkanı Kadir Baydur da yine Tele1'e yaptığı açıklamada bu saldırıyı kınayarak bir provokasyon olabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada bu saldırıyı kınadığını söyledi ve aileye başsağlığı diledi. İzmir Valiliği'nin yine bir açıklaması olmuştu. Şimdi hemen size İzmir Valiliği'nin de açıklamasını paylaşıyorum. HDP İzmir İl Binası'na girerek parti üyesi Deniz Poyraz'ı öldüren kişinin eski bir sağlık çalışanı olduğu açıklandı. Yazılı açıklamada ilimizde bugün saat 11 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının ikinci katındaki HDP İl Binası'na, şu anda kameraman arkadaşım bu arada size de o il binasını gösteriyor, camları kırılan HDP İl Binası'na sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan OG isimli şahıs girerek parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür denildi. Deniz Poyraz'ın 25 yaşlarında olduğunu biliyoruz. Bekardı ve burada aslında görevli kişi değil, annesinin yerine gelen, bugünlük sadece görev başında olan kişi olarak biliyoruz Deniz Poyraz'ı. Son edindiğim bilgi bu yönde. Ve bir yandan da bugün gerçekleştirilen Tele1'e özel açıklamalarda burada aslında bir katliam olabileceği korkusu yaşandı. Aslında bir kişinin vefat etmesinin bir şans olabildiği, bugün bu planlı saldırıdaki
vefat eden kişi sayısının daha da çok olabileceği yönünde iddialar ve söylentiler var. Özellikle HDP-MYK üyesi Mahfuz Güleryüz bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Bu bir katliam olabilirdi, saldırı devam edebilir açıklamalarında bulundu. Bu tedirginlik burada da yaşanıyor. HDP il binası önündeyiz Begüm Anaydoğan. Kalabalık giderek artıyor. Maalesef acılı aile de burada yüksek sesle acısını yaşıyor. Yeter artık yakamızdan düşün sesleriyle aile de alanda, yakınları da artıyor gitgide sayısı. Ve az önce baygınlık geçiren bir yakını oldu. Onun da halası olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Begüm Anaydoğan. Alandayız. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Eda Eren. Kolaylıklar diliyoruz. Zaman zaman Eda'ya uzanacağız elbette. İzmir il binası önünde neler yaşanıyor? Bilgileri kendisinden alacağız. Son bilgileri. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı. HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Arkadaşlar ekrana taşıyabilirsiniz. Ben de okurken bir yandan. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyorum diyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu senaryoyu daha önce yaşadık. Bu kez halkımız yutmaz, uyarıyorum diyor Kılıçdaroğlu. Kimse bu provokasyonlardan medet ummasın. Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye yönelik saldırıya ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaptı. Biraz önce de basın toplantısını ekrana taşımıştık. Orada da HDP Grup Başkan Vekili Engin Altay kınıyoruz diyerek sözlerine başlamıştı. Tekrar edelim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz diyor. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın diyor değerli izleyenler.